Biz yönetimimizde herkesin kardeşlik içerisine, birbiriyle dostluk içerisine ilerlediği, kimsenin düşman olmadığı bir anlayışa sahip olmak üzere buradayız. Bizim bütçemizin çok az olduğunu, bütçemizin sadece antrenör kurslarından ve sponsorluklardan kaynaklı olduğunu, fakat yıl içerisinde yapacağımız yarışmaların bunların çok üstünde olduğunu, zor bir alan içerisinde uğraştığımızı, şu andaki mevcut başkanımızın da bundan muzdarip olduğunu da çok iyi biliyorum. Ama biz bunlar için farklı bir projeler geliştirdik ve bu projeleri hayata geçirip bu projelerimizde daha rahat bir nefes alma, ilerleme yolunda inşallah farklı şeylerle karşınıza geleceğiz. Hiçbir sporcumuzu mağdur bırakmayacağız. Her sporcumuza el uzatacağız ve onların sıkıntılarını, nakdi, maddi ve beslenme konusundaki bütün sıkıntılarını başarılı sporcularımızın göreceğiz arkadaşlar. Bizim tüm amacımızın olması gerektiği gibi Türk sporunu ön plana çıkarmak ve yaşamak, yaşamakta olduğumuz, ayak bastığımız her toprakta İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı dalgalandırmak arkadaşlar. Sözlerime son verirken adil yönetim şeklimizin her köşesinde sporcuya erişme kuvvetimize ve nice işlere birlikte imza atacak güce sahip olduğumuzu vurgular, şimdiye kadar bizleri en iyi şekilde temsil etmek için emek veren, hizmet veren Sayın Niyazi Kurt ve beraberindeki yönetimine de teşekkür ediyorum. Avrupa'da derece alamayan hiçbir sporcuyu bilek güreşi branşında bahsediyorum, dünya şampiyonasına zaten götürmüyoruz. Ama vücut geliştirmede ise hem Avrupa hem dünya şampiyonası için ayrıca seçmeler yapıyoruz. Bu seçmelerde yarışan müsabıklar zaten ayrı müsabıklar oluyor. Avrupa'da yarışanlar başka, dünyada yarışanlar da başka oluyor. O yüzden Müsterioğlu'nun en adil, en dürüst, en anlamlı şekilde federasyonumuzun bu dar imkanlarını, camiamızın tüm faaliyetlerini ve tüm sporcularına eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sonuna kadar da bu tavrımızdan vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Pandemi süreci tabii bizim faaliyetlerimiz olmadığı için dedik ki kulüplerimiz bu süreçte çok etkilendiler. Kira borçları da vardır. Devletimiz bu bağlamda çok ciddi kampanyalar yürüttü. Biz de dedik ki bu desteğe biz de ortak olalım federasyon olarak. Elimizdeki mevcut imkanları değerlendirerek federasyonumuz faaliyetlerine katılan kulüplerimize sporcu katılım sayılarına göre biraz yardımda bulunduk. Yaklaşık 600 bin TL civarındaydı. Biraz destek olduğumuzu umuyoruz ama tabii ki yaşanan sürecin ülke ve dünyadaki etkilerine baktığımızda ihtiyacı karşılamadığını da tabii ki biliyoruz. Yeni projelerimizde yeni bir web sitesi, yeni bir ofis. Bu ofiste de çok yoğun geçen eğitim faaliyetlerimizi oraya taşıyarak federasyonun düzenlemiş olduğu bu sportif faaliyetler konusundaki iş yükünü biraz azaltmak. Bu konuda çok şikayet alıyoruz, biliyoruz ama inanın arkadaşlar, açtığımız kurslar bizim federasyonumuzun gelirleri. Katılanların her birinin belgesinin düzenlenmesi, kayıtlarının yapılması, bakanlıkla gerekli görüşmeler yaparak evraklarının düzenlenmesi çok ciddi süreçler ve görüşmeler halinde devam ediyor. Bu nedenle yani federasyonun telefonları inanılmaz derecede meşgul. Çoğu insan bu meşguliyet nedeniyle sanki açılmıyormuş gibi, kendilerine cevap verilmiyormuş gibi düşünüyor. Bu da bizi üzüyor. O sorunu çözmek için kısa bir zaman içerisinde eğer görevimize devam edersek sorunu çözmek adına o yeni ofiste çalışmalar yürüteceğiz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Süreç sonucunda camiamız kazanacaktır. Hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.